yalnız orta koridorda Frozen iki tane saatli bombasını tutturdu. Ayartın öpücükle karşısında oradan ve onu yavaşlatıyor Frozen. Şimdi alt atan küre biraz hareket hızı kazandırın arıyor ama saatli bomba gelirse skor gelebilir. Frozen geri çıkmak zorunda kaldı çünkü saatli bombası bekleme süresindeydi. Bir tane daha gönderdi. Yeterli olacak mı? Sıçra otomatik saldırı ve Frozen ilk kan almayı başarıyor. Oysa ki kaçsa orada düşmeyecekti. Saatli bombanın ikincisinin üstüne gidince Stomage de orada sersemledi. Yavaşlattı onu bir de Frozen. Bir otomatik saldırı daha gelecek. Son otomatik saldırı skoru getirir, onu da yapmayı başardı. Otomatik saldırılarıyla skoru aldı Frozen. Çok da fazla sorun yaşatmayacak. Şimdi kule altında bile minyon almadı artık. Zorlanacak Fedin ve Japon ikisi ama sıçra geldi Japon'dan çünkü iki tane ışığından kullanılıyor. Zaydut yerine mızlamayı başardı. Taldırın burada bir şeyleri değiştirmek için geldi. Bitkinlik var üzerinde ama hiç umursamıyor bile Taldırın. Frozen da yetişiyor buradaki savaşa. Arka tarafta Japon'a kaçmayı başarırken Fabulous arada kalan isim Naruk katıldı bu savaşa. Şimdi Stomage geliyor, işte bu dengeleri değiştirecek. Taldırın düşmek üzere, Zillion ultisi kullanıldı. İki tarafa da dönüyor savaş sürekli. Fabulous arada kalan isim ve skor Frozen'a gidiyor çünkü Frozen ultisini kullandığı için Taldırın üzerinde tüm süpürmesi ve oyuncuları geri çıkmak zorunda kaldı. Reach'in üzerine doğru atıldı, yan taraftan Naruto geliyor. Fabulous ultisini kullandı ve Reach'i orada düşecekler ama Frozen ultisi hayatta tutmayı başaracak orada bir süre elinde. Yalnız Frozen yakalanınca buraya kadar diyor Naruto ve Reach'le düşmek üzere 5 kişi toplanmayı başardı süpürmesi. Reach'e son vuruş yaylım ateşi orada skoru getirecektir ve Zeitlot da burada skor alınca İki skor birden çıkarmayı başardı süpürmesi ama ilk kule altını üst koridordan tek başına Taldırın'a gidecek. Rakip üzerine doğru koşuyor ama Frozen'dan çok iyi bir hamle sersemletmeyi başardı onu. Eş ultisine güzel de bir sıçra kullandı ama nereye bir yerde kaçak, iki tane süpürmesi oyuncusu var. Şimdi Taldırın ışınlarla birlikte orayı kurtarmaya geliyor. Stomage düşmek üzere. Saatli bomba onu düşürecek ve skorda Zillion lanesine yazılıyor. Taldırın'ı bir kere daha hayata çevirmeyi başardı Frozen. Fabulous düşmek üzere, o da sıçrayla çok az canla kaçmayı başarıyor. Dumbledore işte aynı şekilde çok az bir canla uzaklaşacak ama hem bir skor alırken Fenerbahçe hem de Bulut Ejder'in sahibi olacak bu noktada. Reach o güçlendirmeyi de Frozen'a bıraktı. Kullanılan bir kristal yok. Japonya'yı tutmayı başarıyor. Stomage geldi şimdi. Nami ultisi kullanıldı bir de. Bir de suyu hafif. Son vuruşu Zeitlot'a bıraktı Stomage. Ama Fedin fazla var. Burayı çok rahat tutabilir. Fedin çok fazla saldı. Oh. Fedin düştü. Düştü. Ya süpürmesi oyunun kontrolünü ele alıyor gibi buna izin vermemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin eğer kazanmak istiyor. Stomage önde ve sıçrası yok. Stomage'in burada düştüğünü göreceğiz. Kullanmasına bile gerek yoktur için. Skoru Frozen'a gidiyor. Taldırın çok hızlandı birden. Kontrol edemedi kendini. Çünkü alışkın, yani bir sürü hızlandırma etkisi var. Sivir var, karma var vesaire. Ama oyuncular genelde pek alışkın olmadıkları için Zillion'ın... Oo, bu arada hiç yakalanıyor mu? Hayır. Zillion'ın hızlandırma etkisi her şeyin çok üzerinde Bu arada Taldirin'den sıçrayla birlikte bu oyun Zagdot yakalan döndü ve Reach orada skor almayı başarıyor. Fabulous katılamadı bile oradaki savaşa. Işınlarını kullandı Taldirin ama diğer tarafta da Fabulous'tan ışınlan geliyor. Bakalım o ışınlan geldi gibi orada skor kovalayacaklar mı? Yavaşlatmayı başardı Pedro'nun. Sıçra geldi Fabulous'a ama Taldirin de sıçrasını kullandı çünkü kırmızı güçlendirme var Pedro'nda ve Fabulous'un buradan çıkışı yok gibi. Yan taraftan Reach'le Frozen'da kapattı Fabulous'u ve Baron'u korumak için kullanıcı ışınlanını Fabulous orada skoru veriyor ama hemen süpürmesinden cevap geldi. Orta koridor ilk kulesi. Tabii evet. İkinci kuleye devam edecekler mi? Önemli olan o. Baron'u alırken Fenerbahçe orta koridorda ikinci kuleyi istiyor süpürmesi. Ama bu değişim tamamen Fenerbahçe'nin lehine olur. En azından çalmak için buraya geldi Stomage. Avejan'ı başlattı. Bir kule de almayı başardı. Süpürmesi orta koridordan. Yan taraftan Naruto'nu rahatsız ediyor ve ultisinin sonlanmasını bekliyorlar Stomage'in. Baron hasar vermiyor şu anda Fenerbahçe. 2500'e bıraktılar. Ultisi bitti Stomage'in. Taldırın dışarı çıktı. Sersemletmeyi başardı onu. Ve Baron'u güvenceye aldı Taldırın. Reach'le çarpıyla Baron'u kazandırıyor. Zeitlot kristal oku kullandı burada. Üste dönüşünü iki kişinin iddia etti ve inhibitor kulesini aldı Zeitlot. Bekletti ama değildi. Bu arada iki kişi yakalandı. Taldırın önde kalan isim. Zillion bakalım yetişebilecek mi oraya? Taldırın ultisini kullandı. Yetişmeyi başardı Frozen. Taldırın üzerinde kullanıyor ultisini derken... Hayır, kullanmadı Taldırın üzerinde. Taldırın düştü. Reach'i hızlandırdı Frozen ama... Reach Fabulous'un gelmesi bekliyor. Sersemletti Fabulous'u ve gölge flash ile geri çıkıyor Fabulous ama Frozen yakalandı. Ultisini kullanmaya müsaade etmeden onu. Stomage düşürmeyi başarıyor. Şimdi Fed'in geri çıkmak zorunda. Taldırın önde kalın izin. Taldırın da düşecek. Ve koruyucu devreye girdi. Süpürmesi için bir geri dönüş fırsatı bu. Taldırın sıçrasını kullandı ama Kesmich'i bekleme süresinde iki skor birden çıkarıyor süpürmesi. Çünkü savaşın başında ulti kullanmasına fırsat tanımadılar Frozen. Korkutmak için kullanılan bir yetenek. Reach onu çalmayı deneyecek mi? İntihar olur onun adına.
Ve süpürmesi oyuncusu var çünkü önüne geçip orada vücut harbisine çıkmasını engellediği için ultisini kullandı Frozen Reach üzerinde, ama yan taraftan da Thaldirin Dumbledore'da orada biraz zaman kaybetti. Burada bir takım savaşı izleyecek gibiyiz. Fabulous gölge flash'ını kaçırdı. Reach düşmek üzere. Reach düşüyor skor. Zaydot'un hanesine yazıldı. Şimdi Thaldirin orada can erikleriyle biraz canını yenileyecek. Ama önce Apollo, sonrasında suya pis. Thaldirin'i yavaşlatmayı başardı. Bir daha Yarton öpücük. Thaldirin çok az canına çıkmak üzereydi ama Narus sıçrayarak o skoru da almayı başardı. Fabulous üzerinde kullanılan bir saatli bomba var. Skorda orada Frozen yakalanmış durumda. Kendi üzerine ultisini kullandı. Frozen düştü orada. Tekrar hayata dönecek. Kefart'ı kullanılmış durumda ama kule düştü burada. Takım savaşı devam ediyor. Reach geri çıkmak zorunda. Thaldirin çok önde kaldı. Thaldirin düşmek üzere. Orada saatli bomba patladı iki kişinin arasında ama Thaldirin düşüyor. Hasar yetmiyor. Evet, üst koridordaki inhibitor kulesini kuşatmaya başladı. Süpürmesi bu arada az önceki takım savaşının tekrarını izlerken orta koridordaki inhibitorunu kaybetmişti Fenerbahçe ve ikinci inhibitorunu da kaybetmek üzereler. Canlar tabii bir hali azalmış durumda. Paden geldi şimdi kırmızı güçlendi. Rakibin içine girdi. Ne yaptı Paden? Ne yaptı Paden? Paden geldiği gibi düştü orada. Hiç yapılmayacak bir hata Paden'dan. Bu inhibitor anlamına gelebilir. Reach'i tekrardan hayatta tutmayı başaracak Frozen tutmasını ama... Saatli bombalarda olabildiğince o minyonları tutmaya çalışıyor ama bu sefer burada kuleyi almayı başardılar ve Frozen yok önde kalıp yakalandı çok ilginç bir şekilde. Bu işte savaşın son anlamına gelecek çünkü Reach de düştü. İnhibitörü almayı başarıyor süpürmesi buradan. Üçüncü inhibitörünü de kaybetti Fenerbahçe. 5'e 3 bir durumdalar. Genel süper minyonlar var. 45 saniye ölüm süreleri var. Seri 1-1'e geliyor böylece. Nexus Kulesi'ni almayı başardı orada Zygnot. İkinci Nexus Kulesi'ni almayı başarıyor Supermassive. Ve artık oyunun sonunu göreceğiz.